Evet, başlayabiliriz. Merhaba Bandırma Haber izleyicileri. Bugün Acil Turizm'de Talat Yaşar Hoca ile beraberiz. Evet hocam, 20 Eylül günü kutsal topraklara gönderdiğimiz hacı adaylarımız vazifelerini yerine getirip Allah'ın izniyle hacı olduktan sonra 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle Bandırma'ya dönüyorlar. Bu süre zarfında hacılarımız orada Acil Turizm'le beraber vazifelerini en iyi şekilde yaptıklarına inanıyoruz. Bu süre zarfında orada hacılarımız neler yaptılar? Şirketimize teşvik ettiğinizden dolayı evvela Bandırma Haber'e teşekkür ediyorum. Hacılarımız hacı adayı olarak 20 Eylül'de Medine-i Münevvere'ye indiler. Orada 9 gün kaldılar. Oradaki görevlerini ifa ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçtiler. O günden bugüne kadar Mekke-i Mükerreme'de gerek Arafat, Müzdelife, Mina, yani Arafat'taki vakfe, Müzdelife'deki şeytan taşı toplama ve dolayısıyla Mina'da şeytan taşlama, bu görevleri ifa ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'de Haram-ı Şerif'te farz olan tavafı yapıp ihramdan çıktılar, kurbanlarını kestiler ve 3 gün bayramın 1., 2., 3. günü yine tekrar şeytan taşlamaya gidilerek o görevleri de ifa ettikten sonra 5 Kasım 2012'de dönüş günlerini beklemeye başladılar. Tabii bu arada geçen çarşamba günü, yani dün diyeceğim çarşamba günü Hudeybiye denen mevkiye giderek oradan bir umre yaptılar. Tahmin ederim yarın akşam, yani cuma günü akşamı da Cürane denen mevkiye gidip oradan yine tekrar bir umre yapacaklar ve pazartesi günü Allah kısmet ederse Türkiye saatiyle saat 10.30'da Cidde Havaalanı'ndan hareketle İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecekler. Evet hocam, bu hac sırasında bir Diyanet'te giden hacılarımız oluyor. Bir de bunun yanında turizm acenteleriyle giden hacılarımız oluyor. Hacı turizm olarak bu götürdüğümüz hacılara orada ne hizmetler veriyorsunuz? Şimdi hac görevini Türkiye genelinden, yani Türkiye genelinde 74-75 bin kişi gidiyor. Bunun %60'ını Diyanet götürüyor. %40'ını da özel şirketler götürüyor. Bu meyanda biz aşağı yukarı bir 10 seneden beri İstanbul'da, merkezi İstanbul'da olan Elçi Tur'la müştereken, onunla konsorsiyum yaparak beraberce Bandırma ve etrafındaki hacıları götürüyoruz. Bizim Bandırma'daki potansiyelimiz Allah'a şükürler olsun iyi görünüyor. Şöyle, Bandırma'nın %65-%70 hacı adaylarını biz kaydediyoruz. Yani bize geliyorlar, kaydoluyorlar. Allah razı olsun hepsine, müteşekkiriz. Evet, bu arada hocam, size gelmelerinin mutlaka bir nedeni var. Orada yani sizin hacılarımız niye daha çok tercih ediyorlar? Hacıyı orada sellem sellem bırakmıyoruz. Biz kuruluşumuzdan beri, ben 2006'ya kadar devamlı olarak ben kendim özellikle gidiyordum. Şimdi çocuklar yetiştiler. Ortaklarımdan Zekai Öztürk, benim oğlum Sefer Yaşar. Biz bunlara gerekli bilgileri aktardık ve bizim yolumuzdan
gideceğinize bana söz verin diyerek onlardan söz aldık ve onları güzel bir şekilde yetiştirdik. Ve bizi aratmayacaklar bir şekilde onlarla görevlerini, hacılara karşı olan görevlerini çok güzel yapıyorlar. Hacılar bizden memnunlar. Biz de hacılarımızdan Allah razı olsun memnunuz. Bugüne kadar bizleri tercih eden bütün hacı kardeşlerimize, umreci kardeşlerimize biz hacet tur olarak teşekkür etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bizim insanımız her şeyin iyisinin daha iyisine layık. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunu bu şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz de inşallah. Şimdi hocam, her meslekte olduğu gibi bu turizm şirketlerinde de bu bizim merdiven altı tabir ettiğimiz lisansı olmayan, yetkisi olmayan şirketler de var bu işe soyunan. Orada hacılarımızı mağdur edebilecek şirketler de var. Bu şirketlere karşı hacı adaylarımız neler yapması lazım, nasıl uyanık olmaları lazım ki böyle şirketlerin için mağdur olmasınlar böyle şirketlerle? Şimdi hac konusunda gerek diyanetin olsun, gerek özel şirketlerin olsun, ücretler standarttır. Yani pek oynama olmaz. Ancak umrede bu fiyatlar çok oynuyor. Bizim hacının yanıldığı bir taraf var. Evvela fiyata bakıyor, kaliteye bakmıyor. Onun için kaliteye baksınlar. Kaliteyi nasıl öğrenirler? Kaliteyi kendilerinden önce kimler gitmiş, kimler kimlerle gitmiş, nasıl hizmet alınmış, nasıl hizmet verilmiş, bunları etüt etsinler. Yalnız fiyatına değil. Mesela bir insan bir pazara gittiği zaman elmanın en ucuzunu almaz, en iyisini almaya çalışır. Kalitelisini almaya çalışır. Eğer bu ucuzsa mutlaka bunda bir şey vardır. Ya kurtludur, ya bozuktur, ya efendim dalından zamansız düşmüştür, toplanmış bir elmadır. Yani böyledir. Onun için bizim piyasada da özellikle umrelerde veya diğer yurt içi ve diğer gezilerimizde de aynıdır. Evvela bizim insanımız fiyatına bakıyor. Fiyata aldanmasınlar, kaliteye baksınlar. Peki hocam, Bandırma'da bugüne kadar birçok kişiyi, yüzlerce, binlerce kişiyi hacıya ve umreye götürdünüz. Yaklaşık bir rakam var mı? Valla şu anda o rakamı tam olarak 1990'dan beri, 1990 yılından beri hemen hani 22 senedir hiçbir sene kalmadan her sene muntazam bir şekilde hac ve umre organizasyonu yapıyoruz. Ancak resmi olarak 1994 yılında kurulduk. O zamandan beri olarak da resmen yapıyoruz. Bugüne kadar götürdüğüm arkadaşları eskiden bilgisayar ortamı olmadığı için kaydedemiyorduk ama 2002-2003 yılından beri hemen hemen bütün hacılarımızı bilgisayara kaydetmiş durumdayız. Onların telefonları, adresleri, her şeyleri, adetleri bilgisayarlarımızda mevcut. Öyle zannediyorum ki tahmini olarak bir 6.000-7.000 civarında bugüne kadar hac ve umreye Bandırma ve etrafından, bunun içerisinde Körfez'e dahil. Eskiden biz Körfez'e de iniyorduk. Edremit, efendim Ayvalık, Gömeç, Havran, buralardan da hacı kardeşlerimiz vardı, hacı arkadaşlarımız, onları da götürüyorduk. Şimdi Bandırma ve Susurluk, Gönen, Erdek olmak üzere bu etraftan götürmeye çalışıyoruz. Ama sayı olarak tahmini de yani 6-7 bin civarında bugüne kadar hacı ve umreci taşıdık yani elhamdülillah. Bunların içerisinde yani şikayetçi olarak bir elin parmağı kadar çıkacağını da zannetmiyorum. Gayet güzel. Elhamdülillah. Buna da şükrediyoruz yani. Şimdi hocam, o zaman pazartesi günü akşam saatlerinde inşallah yine İdo'nun inşallah bulunduğu yerde herhalde. İnşallah. Aynı. Nereden kalktılarsa oraya gelecekler. Yalnız ben şunu yapmak istiyorum. Özellikle tura gidecek olan arkadaşlar, gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek hac, gerekse umre.
seyahat ajantasının levhasına baksınlar, işletme belgesine baksınlar. Yani ulu orta önüne gelen yere kaydolmasınlar. Bizim bunun yani özellikle bizim yurt içi gezilerine arabası olan geziye gidiyor. Bunlar çok tehlikelidir. Bizim de giden arkadaşlar yani tura iştirak edenlerin Bandırma'dan çıkışından Bandırma'ya dönüşüne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışı. Bunlar ferdi kaza sigortası yapılıyor bunlar. Allah göstermesin başlarına bir felaket gelse, bir hastalık gelse bunlar tedavi ediliyor ve dolayısıyla sigortalı olarak bunların her ihtiyaçları gideriliyor. Onun için resmi seyahat ajantası olan ajantalarla tur yapsınlar. Benim vatandaşlarıma, efendim yurttaşlarıma, müşterilerime söyleyeceğim şeyler bunlardır. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Abi, bize bu fırsatı verdiniz. Peki hocam, bu pazartesi günü bir dönüşte bir karşılama gibi bir şeyimiz, dualarımız olacak mı? İnşallah. Tabii orada şimdi gelişler, gidişler gibi olmuyor. Bir kavuşma anı var. Ayrılık gibi olmuyor. Onun için hacısını alan gidiyor, hacısını alan gidiyor. Bu yönüyle orada pek fazla bir merasim yapma zamanımız kalmıyor. Ama tabii yine orada inşallah kısa bir dua yaparız. Yani bir şükür duası yaparız en azından. Teşekkür ediyoruz hocam. Bize verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Allah işlerinizde hayırlı eylesin inşallah. Amin. Cümlemiz olsun. Bereketli işler, kazançlar versin. Hayırlı işler versin.